Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim yine tablomdan çıkarabildiğim hatları, safkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu programım var. Yani biraz dolu dolu gözükse de boş bir program. Çok öyle hoşuma giden bir program değil. Sürprizlerini bulamadım açıkçası. Hani böyle kazandığında bize artı sağlayacak bir at çok yok. Ağırlıklı maiden türleri yarışları var. Bir şeyler bulmaya çalışalım ama dikkat edin derim bütçelerinize. Birinci koşu maiden'la başlayalım. Burada Arap maiden'ı ilk başta her şey olur. Olması gereken şart bir atları var. Buranın kaliteli atları dediğim. 5 ve 4 nolu saklanır. 5'in kazanması normal AGF olur. Sürpriz koşusunu 4 yapar. Yani Kanya'nın gelecek atı 4. Yapabilirlerse tabii. Diğer atlar çoğunluğunu çim atı gördüm. Yazıyor adamlar. Yani çıkmaya falan niyetleri yok. Koşmaya niyetleri var at sahiplerinin. Kapatmanızı tavsiye ederim. Ya da tuttuğunuz atları ilave etmenizi tavsiye ederim. Normal 5 tek olur. Geçilirse normal koşuda bence 4'e geçilir. Onun dışındaki atlar benim için sürpriz. Kim gelirse gelsin sürpriz. Fark etmiyor artık. İkinci koşu handikap 15 handikap 1. Burada bir nolu safkana rakip aradım. Çıkan at rakip olarak önereceğim safkanlardan biri dişi 5 nolu safkan. Diğeri de maiden atı Kocaeli'nden geliyor 6 nolu safkan. Rakip olan atlar bunlar. Normalde erkek ve hafif kilolu atlar kazanır burayı. O da 6'ya gidiyor. O da maiden. Kazanına girer, öndeki atı geçmeyi verir maiden olduğu için. Normal bir tek olur. Hani rakip bulamamaktan dolayı. Geçilirse 6'ya, dişi at 5'e geçilir. 3'ü de çok ön planda tutmuyorum plase durumunda. Yeriniz varsa diğer atlar tabii. AGF yani yukarıdaki AGF, bu AGF. 3. koşu, bu da AGF. Favori 3 nolu Elking. Çok zayıf bir grup. Handikap 2 bakın burası. Yukarıda 50 kilolu atlar gelir. Burada o da gelmiyor. Handikap 2'lerde. Ağır kilolu atlara çok rahat kazanıyorlar. 3 nolu safkan kazanırsa normal sonuç. Geçtiği bir grup. Grubun kalitede kalan atı var. 5'i bayağı bir inceledim. Ne yapacak? Tam kestiremediğim bir safkan sürprizini 5 koşar. Ahmet Çelik bu. Ahmet Çelik. At kazanacak olsa bile yüksek AGF'li atlar da böyle. Handikap 15'lerde çok ciddiye almaz yarışı. Önüne bir at alabilir. Her zaman için bunu yapar. Yarış karakteri zayıf bir jokeyimizdir. Bu bilgiden sonra yanına en azından bir 5'i yazmanızı tavsiye ederim. Sonrası herhangi bir at. Kalan grup için. Dördüncü koşu şart 3, 4 yukarı Araplar. Atlar az, hani program çok 10 koşu ama atlar az. Birbirlerini kıyasladığımızda 1-2 at kalıyor elimizde. Favori plase, plase favori. Yani sürprizi çıkmadığı zaman da altınlar yüksek ikramiye gitmez. Yatırdığımız parayı geri iade ederler. O da tutarsa tabii. 4, geçti at 5. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik. Çankaya da bunların jokeyi, Akyavuz falan. Yani 4 tutarak geçiyordu neredeyse 5'i. Gene geçer, tek olur. Aynı yarışını tekrarlarsa. Çift güzeli iyi durumda değil anlaşılan 5. O yüzden geçiyor 4. Ekstra bir şey olursa 5 kazanacaktır. Bu da ikisi birden kayba giderse, koşmazlarsa. Hani herhangi bir atar. Arkadaşlar o da 2 Süleyman'dan başlayarak bu durumda tabi at yazılabilir. Normalde 2'nin yani 4'ü geçememesi, 5'i falan geçememesi gerekir ama sürprizde kalıyor 4 ve 5'in eksik koşması sonucu yani 60 kilo şartın kilosunda. Üç AGF almış ve diğer atlar artık burada yapacak bir şeyim yok. Görünen bir safkan 4. AGP olduğu gibi doğru. 5. koşu altılı başlangıcı. 2 tane at kaldı kum koşan.
Çoğunluk yine çim koşmuş, tabela yapmış, yan bitirmiş. Adam yazmış. Yazacak yani. Uzun, kısa, kum, çim, çamur fark etmeyecek. Yazacak. At koşuyorlar. Çıkacaklar mı? Yok. Hikayeden yazmışlar. Burada 3'ün Maiden kum derecesi yeterli bir grubu geçmeye. Maiden at ama. Öyle hani üst düzey bir at görünmese de şu an için. 3 kazanırsa şaşırmayacağız. AGP. Şart bir atı var kumda. İyi 5 nolu safkan geçilirse 5'e geçilir. Favori plase. İkisi de eksik koşarsa kapatmak gerekir. Gelecek atı bulmak biraz tesadüf olur açıkçası. Şimdi iyi yarışlar olan kaliteli at, bir gibi atları gördüm. 2-7 hani İstanbul'da boş bir koşu yapmış 4-8-10 gibi atlar var ama hangi birini yazacağız, hangi birini söyleyeceğim. O yüzden kapatmaya kadar gidebilirsiniz. İlk ayaktan yatmayalım derseniz. 3-5 kayba koşar bunlar önüne bir at alır derseniz. İşi kapatmak gerekir. İlk ayaktan çok güzel bir sürprizle başlatabilirler. Yani normali 3 geçirirse 5'e geçirir. Nokta. 6. koşu. Şart 3 dişi. 2 nolu safkan nirengi. Kazanmaya çok yakın kalmış bir safkan. Sebebi 9 nolu safkanın kötü koşuyor olup ilgililerinin hala yarışa yazmaları. Düzelttiler mi bilmiyorum. Berde kız buranın atı değil. Nirengi de aslında buranın atı değil. Bu da kaliteli safkanın. Kalan grup handikap grubu arkadaşlar. 3, 1, 5, 7'ye kadar gittiğimiz zaman bunlar handikap atları. 2 nolu safkanın bu durumda kazanması çok normal sonuç. Favori bir işimize yaramayacak kazansa da. Yani tek atarsa girer. Teklerde olacak. Yanına at yazacağız. Gene kazanacak. Bir işimize yaramayacak. Gene de şart 3 dişi Arap yarışıdır. Sürpriz olasılığı her zaman vardır. Gitmez yüksek handikaplı atlar. Bakın bu 54'ler yarışlarda bu yarışta olmayı verirler. Oluyor çünkü. 1. Ahmet Çelik zıplamış hemen handikap atına. Bir üçüncülük, dördüncülük almıştı. 1. 3, 9, 5, İdil Yıldız, Kaysbert. Bakın bu da sıkıntılı koşuyorlar bu atıda. Ne zaman düzelecek bilmiyorum. 9 gibi. 9, 5, 3, 7, 1, 1 özellikle dikkat alalım. Bunlardan tercih edebilirsiniz. Yani gelene baktığımda ne rengi çıkıyor? 2 nolu safkanın geçilmemesi gerekiyor. 7. koşu şart 4. Zor bir koşuda kolay bir at gözüküyor. 4 süper değil. Grup 3 yarışındaki tabelası bu grubu geçmeye fazlasıyla yeter. Kalite handikap puanı verdi. Özellikle dikkat ettim bu ata şart 4'te. Handikap yarışında gelmez bu at. Şartlı yarışında gelecekti. Şartını bulmuş. Üstünçeliği de bulmuş. 4 nolu safkan kazanırsa çok normal sonuç. Tek olması gerekir. AGF'ye bakmayınız arkadaşlar. AGF'ler çok önemli değil yani. Sürprizini 3 yapar gene grubun kaliteli atlarından kaldı. Para kazanmaya devam edecektir. Son yarışı kazanarak burada. El Lord. Ancak 4 kadar değil bence. Sürprizi 3. Diğer atlardan tercih ediniz. Hiçbirine itiraz etmem. Şimdilik önermeyeceğim. Diğer atları. Ha, 4 olmazsa 3 çıkıyor. Yoksa sürpriz yani benim için. Kim gelirse gelsin. AGP takip etmenizi tavsiye ediyorum. 8. koşu gene şart 4. Yani yarışlar arkadaşlar. Böyle bu da favori. Bu da doğru favori. 2 nolu safkan. İkinci yarışına çıkıp şart 4'ten kaçmadığı sürece bunu arada bir yapıyorlar. Bilerek ve isteyerek ikinci olmadığı sürece %60'da kazanır. Grubun handikap bakımından da yarış bakımından en kaliteli atı durumunda. At arıyorum bakıyorum bir plase durumunda. Hani hadi bir olsun ama yeni koşan bir at var 5. Sürpriz 5 burada. Sürprizini 5 koşar. Bir de yazılır tek kullanmıyorsanız. İki art niyetli koşturulmadığı sürece tek olur yazılır. Handikaptan kaçıyorlar. Şart 4'e ikinciliğe koşuyorlar. İkiyi sahipleri jokeylilere bu talimatı veriyorlar. A'dan Z'ye bir Halis, Selim bunlar yapmazlar. Talimatlı koşturamazsınız. Hani birinci gelmedi diye bir şey olmaz. Ayak kurşun falan. Eyvallah abi diyor bunlar yani.
Ertesi hafta bir daha koşacak bu at. 48 burayı alırsa 54'lerde olacak. Sebebi bu. Umarım yapmazlar. O terbiyesizliği yapmaz. Gider yarışını alır. Alacağı, kazanacağı bir yarış. İşte bilemediğim at 5. Sürpriz koşu yapacak Safkan 5. Ne çıkar bilmiyorum. Maiden dururken adamlar şart 4'ü yazıyorlar Selim'le. Sıkıntı burada. Bu 5 ne olur Safkan? Hadi 5'e geçilirse bir şey demeyeceğim. 2 için. Diğer atlar için saçmalamış olurlar. 9. koşu şart 3. Yamak 1. Burada arkadaşlar 3 değil de 2 ne olur Safkan kazanır da kalıyor. Hutting. Normalde 3-2'yi geçiyor ama 3 2 yarış gördü tam hazır görmedim ben bunu. İyi attır. 2'den daha iyidir. Bence. Ama hazır görmedim. 2 koşar durumda. Önceliğimiz 2 olsun. Akabinde gelmezse 3 gelir. Diğerlerinde ara var. Biraz bekleyeceğiz diğerlerini. Göreceğiz yarışlarını. 2-3 yeterli olur. 2'nin kazanması normal sonuç. Bu da tek. 10. ve son koşu. Bakın ne olacaksa maidenlarda olacak. Ya ilk ayak maidenında ya burada. Bir şeyler mutlaka olur. Ankara'da. Hiçbir şey olmasa da bir şey olur. Arap maidenları bunlar. Bir normalde kazanır. Hadi kayaların atı. Acire kaya üzerine kayıtta. Şart bir kum atı. Çıkması lazım. Yani normalde kazanması gerekiyor. Ya tek atsak kazanırsa eyvallah da tek atmazsak sıkıntı. At yazacağız. Burayı 8'e dikkat edin arkadaşlar. 8 sürpriz koşarı burada. Sonrasını tarayınız. 5, 2, 7, 10, 3, 4, pencere 9. 9'u da işaretini yapayım. Burada hiç belli olmaz çünkü. Hani maidenlara dikkat edin. Ne olacaksa maidenlarda olacak. Ya birinde olmazsa birinde patlatacaklar ya. Az atla da geçemiyorum maidenlar. Öyle sürprizini bulmak kolay değil. %1'lik atlar çıkıp geliyor. Ya misli kuponlama bir tek. Ankara böyle çıktı arkadaşlar. Öyle çok iç açıcı bir program değil gördüğünüz gibi. 3-4 tane favori gelirse de bir yerde bir sürpriz gelecektir. O da maiden büyük bir ihtimal. Hepsi o. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.